Duello kanalından tüm oyun severlere merhaba. İlk Marvel Snap destek kılavuzu videosuna hoş geldiniz kanalımdaki. Daha önce Gwent destek kılavuzları çekiyordum. Geçmişte de Legends of Runeterra, Midgard gibi oyunlara tek tük video çekmiştim ama Snap ile ilgili ilk defa deste ve oynanış videosu çekiyorum. Umarım hoşunuza gider diyelim. Önceden Gwent oynayıp Marvel Snap'e geçiyorsunuz zaten, büyük ihtimalle kanalımı takip ediyorsunuz ama ilk defa bu videoya denk geliyorsanız Duello kanalında kart oyunları ağırlıklı olsa da genel tüm oyunlarla ilgili konuşmaya çalışıyorum. Hoş geldiniz diyorum kanalıma. Umarım videoyu beğenirsiniz ve Marvel Snap ile ilgili size yararlı bilgiler aktarmaya çalışırım diyerek söze başlayalım. Evet, şimdi bu videoda ne yapacağız? Öncelikle ilk destek kılavuzlarında havuz 1'deki kartlara odaklanacağım. Çünkü oyunun ilginç bir şeyi var, tasarımı ve kuruluşu var. Kartları yavaş yavaş elde ediyorsunuz ve güç seviyelerine ayrılmışlar. Yani ilk öncelikle bir kere başlangıç kartları var, onlar herkese aynı. Daha sonra üzerine yavaş yavaş eklenerek havuz 1 oluşmakta, orada bayağı bir kart bulunmakta. Bunlar biraz daha mantık ve mekanik olarak basit kartlar. Ancak bazı kartlar hala ileriki aşamalarda kullanılıyor. Özetle bu havuz 1'i tamamladıktan sonra havuz 2'den 3'ten kartlar gelip yavaş yavaş koleksiyonunuz eklenmekte. Havuz 1 kartlarıyla oynarken rakipleriniz de genelde sizinle aynı koleksiyon seviyesinde, aynı güç seviyesinde olduğu için benzer destlere karşı oynuyorsunuz. Kolay kolay karşınıza bir üst havuzdan kartlara sahip kişiler çıkmıyor. O nedenle bu ilk videolarımda bu havuz 1'deki başlangıç kartlarıyla video çekmek istedim. Amacım yani elinizdeki kartlarla ne yapabilirim? Çünkü hakikaten başta sıkıntı çekeceksiniz. Elde ne varsa onu kullanmaya çalışacaksınız. Burada size önereceğim destelerde alternatifler de önereceğim. Neden? Çünkü her kart olmayabilir elinizde. Ben bu videoları havuz 1'i tamamlayarak tamamlamaz çektim. Hatta şu izlediğiniz tarihten biraz daha eski bu video. Amacım yani havuz 2 kartlarını oynamaya geçmeden önce bunları size tanıtmaktı. Hemen geçelim videomuza, çok konuştum. İlk destemiz ongoing destesi dediğimiz ongoing mekaniğine dayalı bir deste. Ongoing nedir? Bir kart belli bir yerde durduğu sürece üzerindeki bir pasif etki bulunmakta. O sürekli devrede kalır. Yani o tur değil, sürekli devam ediyor. Ama her tur eklenmiyor, özel bir şey yoksa üzerinde. Maç sonunda üzerindeki ongoing ne yazıyorsa ona göre hesap kitap yapılır, ortaya çıkmakta. Bu destede bir ongoing destesi. Ongoing yeteneklerini destekleyen iki tane kart var havuz 1'de. Bunlardan bir tanesi Spectrum, diğeri ise nerede? Onslaught kartı. Bakalım yanlış söylemedik değil mi? Evet. Bu deste Onslaught kullanmıyor. Onslaught özellikle çünkü Devil Dinosaur ile güzel etkileşim ama kullanabilirsiniz elbette. Burada biraz daha böyle mana eğrisi ya da güç eğrisi yavaş yavaş yükselen, olabildiğince dengeli bir deste var. İki tane birlik kart, iki tane ikilik, iki tane dört tane üçlük, bir adet dörtlük, iki beşlik ve bir altılık şeklinde dediğim gibi güç dağılımı böyle gitmekte. Spectrum en yüksek kartımız. Ongoing özelliği olmayan tek kart bu ama diğer tüm kartlarınızda ongoing özelliği var. Bunların hepsine oyuna geldiği zaman 2 boost atmakta. Özellikle de makul bir şekilde yayılmışsanız çok ciddi puanı oynuyor. Spectrum gerçekten kuvvetli bir kart. Çekmezseniz de ama maçı kazanabiliyorsunuz. O kadar da kritik değil ama çekerseniz bayağı işiniz rahat olacak. Yani destenin MVP'si bu diyelim. Ve nereye oynadığınız önemli değil. Tüm sahadaki kartlara ikişer boost atıyor. Şimdi gelelim diğer kartlara. Pardon, Nightcrawler atmıyor. Bu Nightcrawler çünkü hakikaten Joker kart gibi ongoing özelliği yok ama çok güzel çünkü onunla başlayalım isterseniz hatta konuşmaya. Bu kartı bir kez hareket ettirebiliyorsunuz maç boyunca ve bu size vermiş olduğu esneklik çok değerli. Neden? Çünkü özellikle son roundda artık kartlar büyük ölçüde yerleşmiş durumda. Son kartlar eklenecek. Ona göre kestirebiliyorsunuz rakip nereye oynar diye. Nightcrawler istediğiniz bir mekana aktarıp yer açabiliyorsunuz. O açıdan çok kuvvetli bir kart. Burada da yer vardı, kullandım. Şimdi gelelim diğer ongoing kartlarımıza. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Ant-Man, karınca adam. Çok güzel bir kart tasarımı. En iyi birlik kartlardan bir tanesi bu oyundaki. Ongoing özelliği şöyle. Eğer diyor bunun dışında 3 tane daha kart varsa, yani bir mekanda 4 kartta dolmuşsa artı 3 güç alın diyor. Yani 4 puan oynuyor bir maliyete sahip kart. Ama ekstradan
Spectrum'da oynarsanız 6 puan olmakta bu. Çünkü 2 tane eklenecek. Bunu unutmayalım. Yani 1 puana bayağı bir puan getiriyor. Ancak burada tabii rakibe Tio veriyorsunuz. Çünkü sonuçta Ant-Man'ın bulunduğu mekanı kart oynamaya devam etmeniz lazım ki oraya 4 kartla doldurun. Nightcrawler'dan bahsettim. Colossus kartı. Burada Armor kartı da kullanılabilir. İkisi benziyor. İkisi de yok edilemiyor. Hareket ettirilemiyor ya da gücü azaltılamıyor Colossus'un. Bazı mekanlara karşı çok etkili olmakta. Yok ettiren kartlar falan var mekanlar. Orada sizi kurtarabilir Colossus. 2'ye 3 çok matah değil istatistik olarak ama dediğim gibi bu üzerindeki bir takım ekstralar size maçları kazandırtabilir. Bu tamamen mekana bağlı olarak bu kartı oynayın. Ya da işte karınca adam için doldurmak istiyorsanız ama tabii unutmayalım. Spectrum oynadığınız zaman Colossus'a da 2 puan gelmekte. Yani şey gücü değişmiyor diyor ama negatif olarak değişmiyor. Yani azalmıyor gücü. Arttırabiliyorsunuz. Lizard Kertenkele kartı. Bu enteresan. Bu da Ant-Man'e benziyor ama tam tersi. Burada da rakip 4 tane kartı olmazsa diyor 5 puan diyor bu. Yani 2'ye 5 tabii çok iyi bir istatistik. Ancak rakip 4 kartını doldurursa o sırada 2'ye düşüyor. Bayağı puan kaybetmekte. Yine bunu Ant-Man'le beraber aynı kulvara koymak mantıklı olabilir. Devam edelim. Mr. Fantastic çok güzel başlangıç kartlarından bir tanesi zaten. İlk başladığınızda elinize ilk geçen kartlardan biri. Bunu ortaya koyduğunuz zaman orta mekana sol ve sağdakine ikişer güç vermekte. Sola koyarsanız sadece ortaya veriyor. Sağa koyarsanız da sadece ortaya veriyor. O nedenle ortaya koymak en ideali. Ongoing olduğu için de yine şeyden spektrumdan pozitif olarak etkilenmekte. Birçok kez yani bu deste sol ve sağ mekanı almaya çalışıyor. Ortadaki mekanı teslim ediyor gibi gözükse de son dakikadaki hamlelerle yine işi değiştirebilirsiniz. Punisher kartı. Punisher kartı da çok fazla dizen yani belli bir yere birikim yapan şeyleri mekanları cezalandırmakta. Karşıdaki her kart için ekstra bir güç alıyor diyor. Çünkü bakarsanız 3 maliyet 2 güç çok zayıf. Karşıda 4 kart varsa ama 6 puan oynamakta. Yine burada hani rakip çok diziyorsa ufak kartlarını olabildiğince nötralize etmeye çalışıyorsunuz. Biraz kontrol altında tutmakta. Yine ongoing var. O nedenle spektrumdan etkileniyor. Captain America yine özellikle Ant-Man karınca adamın olduğu mekanı oynamakta yarar var. Buradaki tüm kartlarınıza birer güç vermekte. Yani 4 kartlık bir mekansa kendi 3, diğer kartlar diyor. Onlara da 3 veriyor. 7 yine 6 puan oynamakta. 3'e 6 oynuyor. Yani böyle bir yere getirilmiş güzel bir güç oluşturuyor. Cosmo kartı maalesef birazdan örnek videolarda denk hiç çekmedim bu kartı. Bir kez mi çektim ya da. Neyse hani tam istediğim gibi olmadı. Reveal yeteneği olan kartları tamamen blokluyor. Nereye koyarsanız bu kartı hangi mekana karşı taraftaki reveal'ları oynayamıyor rakip. Bu da bayağı sağlam bir kesme hamlesi olmakta. Ancak 3'e 3 de bir zayıf istatistik olarak. Ama bu bir tek kartı dediğim gibi. Eğer rakip reveal oynamıyorsa hiç çok gerekmedikçe oynamayın, elinizde kalsın. Namor. Namor enteresan bir kart. Tek başına olması lazım Namor'un. Tek başına olduğu zaman yani biraz zaten narsistik bir karakter bu. Artı 5 güç almakta. 4'e 10 oluyor yani çok iyi. Burada en ideal senaryo Namor sağda olacak. Ve ardından şu kartı da bahsetmek istiyorum. Claw kartı. Bu da sağdaki mekana artı 6 atıyor. Yani Claw ve Mr. Fantastic ortaya koyarsanız Claw 6 atıyor. Mr. Fantastic 2 atmakta 8. Kendiliğinden de 5 boost var. 13 kendisi 4 17 puana kadar oynuyor. Eğer yanlış hesap yapmıyorsam. En ideal senaryo bu ama tabii ne yaptığınız da çok belli oluyor. Hani kabak gibi karşıya. Ve tabii Iron Man'de en iyi kartlardan biri oyundaki ongoing özelliği buradaki toplam gücü 2 katına çıkarmakta. Kendi 0 puan ama ondan önce örneğin işte 3 kart oynadınız toplam 8 ise bunu koyduğunuz zaman 16'ya çıkıyor bir anda. Ama tabii çok daha iyi istatistikler yakalayabilirsiniz. Unutmayalım ki diğer yetenekler de etkileyebiliyor. Yani Fantastic'in mesela soluna sağına oynarsanız yine etkili. Burada püf noktası bu desene Namor'u yalnız bırakmak. Ona strateji dayalı olması lazım ve Claw'da en sağ mekana oynamayacağınız ya sola ya da ortaya oynayacağınız. Spectrum'da daha önce söylemiş ki olduğum gibi esnekliği çok güzel, istediğiniz yere oynayabiliyorsunuz. Herkese ikişer dağıtıyor boost'u. Son derece güzel, sinerjisi hoş ve
sizi çok üzmeyecek bir deste. Yani bir kartı çekemedim diye böyle saç baş yoldurtmuyor. O nedenle birçok maç kazanabilirsiniz. Peki alternatifler ne olabilir? Son olarak ondan bahsedeyim. Yani olmazsa olmaz kartlar diyeceğimiz burada. Yani bunlar yoksa kurmayın bu desteği diyeceğim. Ant-Man bence karınca adam. Mr. Fantastic ve Ant-Man zaten başta veriliyor size. O yüzden hani konuşmaya gerek yok aslında. Captain America'da yanlış hatırlamıyorsam kısa sürede elde ediyordunuz muydu? Captain America'da önemli. Ama Namor, Claw gibi kart yoksa Iron Man'de vardı galiba. Bunun yerine biraz stratejisini değiştirebilirsiniz mekan olayını. Bu ikisi özellikle birbiriyle uyumlu. Yani ikisi yoksa koymayın yani ikisinde. Özetle yani diğer ongoing yazdığınız zaman diğer ongoing kartları da iyi. Devil Dinosaur da mesela çok puan getiriyor ama ona uygun destek kurarsanız daha iyi olur. Yeriniz varsa Onslaught Claw'u çıkarıp Onslaught koyabilirsiniz. Yani bir alternatif olur Spectrum'a. Ama Onslaught koyarsanız aklınızda olsun. O zaman şeyi oynayacaksınız. White Tiger'ı. Çünkü Onslaught'la çok güzel kombosu var. Yani burada Namor ve Claw çıkarıp White Tiger ve Onslaught koyabilirsiniz. Ancak burada da belki bir azaltma yapmak gerekebilir. Bu sefer çünkü dörtlük kartınız kalmıyor. O zaman belki Iron Man'den fedakarlık, feragat edip o zaman bir dörtlük kart. Mesela Jessica Jones. Jessica Jones gerçi ongoing değil. Dörtlük ne olabilir size tavsiye edeceğim? Kazar olabilir. Ama o zaman birlik kartları arttırmanız lazım. İşte burada mesela dörtlük iyi ongoing kartı yok. Onun biraz sıkıntısını çekebilirsiniz. Bu olabilir ama elinizi o kadar boşaltmıyorsunuz. O nedenle onu da tam net tavsiye edemiyorum. Ya da dörtlük kullanmayı verin. O da bir seçenek. Evet, yeteri kadar konuştum. 3 tane de maç seçtim sizlere. Umarım hoşunuza gider. Ve bir başka Marvel Snap videosunda tekrar görüşürüz. Video sonunda yine gerçi konuşacağım. İyi seyirler diliyorum şimdi maçlar için. Evet, öncelikle ilk soldaki mekanı kontrol ediyoruz. 3, 4 ve 5. turda kart koyamıyoruz. Yani ya başlarda ya da sonda koyacaksın. Zaten birlik kartım yok. Pas geçiyoruz. Rocket Raccoon oynadı boşa. Tam şansını deniyor tabii ki. İlk bunu dolduran sıfırlık. İşte bu kart çok şey. RNG faktörünü maalesef etkilemekte pek hoşlanmadığım bir kart. Ya şimdi şöyle bakalım. Hani nasıl doldurabiliriz burayı? Vallahi dolduramayız. Hiç doldurabiliriz gibi gözükmüyor. Burada ne oluyor? 3, 4, 5, 6 da koyamıyoruz. Bunlar hepsi ongoing. Namor tabii bu tarz kartlarla sıkıntı yaratmakta. Şöyle yapacağım, umurumda değil açıkçası ortada. O da alırış etmedi, çok ilginç. Ne oluyor? Çöple doldu. Bir dakika, benim mi doldu sadece? Rakibin dolmadı galiba. Burada da kartlar açıklanmıyor sonuna kadar. Reveal olmuyor. Deploy yeteneği de devreye girmiyor. Oraya alacak gibi. Nedense orta sıraya muhatap olmadı rakip. Bunun tek durması için yana atıyorum. Bak bu iyi oldu Kaya'nın gelmesi. Çünkü doldurabileceğiz orayı bu sayede. Ama bu tur dolduramıyorum ki, bir kıymeti yok. Şunu yapıp şu sağ tarafı kuvvetlendiriyorum. Sol tarafı rakip lüzumsuz kuvvet güçlendirdi. Allah'tan hani rakip buraya oynamadı. Yani şu bu turda onun da 3 kart oynaması da pek olası değil. Şöyle bir şey yapacağız. Herhalde bu en mantıklısı gibi. Şimdi bu da oynanabilir. Gerçi bir hesap yapalım. Ongoing kartları +2 veriyor.
Şimdi bu arkadaş 5, 4, 5, 9 artı bundan gelen 6 var. 15 puan var burada. Bunu garanti alıyorum. Bunu oynarsam 2 vermekte. Yani bunlara 2 verecek. Bu 10 puan oynuyor. 18 olacak burası. Bununla bunu oynarsam 5 artı 1. Bu kaç? 4 puan olacak. 8, 4, 12, 24 olacak burası. 24'ü yapması bayağı zor ya. Burası 10 yani şey olacak. Bir dahaki şey yapalım, evet. Bu daha fazla gibi puan olarak. Yani Spectrum'u kullanmadık. Destenin en iyi kartını. Bakalım geçebilecek mi? Yan tarafa iki kart oynadı. Ama buna bayağı bir güveniyorum ben. 16. Eksi 8, o nedir? O çok kötü. Ama geçtik şansımıza. Karşıya geçti. Bir puanla. Güzel bir maç oldu. Sol taraftaki gördüğünüz gibi hani bir sürü doldurdu. Orayı garantiledi ama diğer tarafları kurtaramadı rakip. Odin oynaması lazım aslında. Burada galiba tam ayarlayamadı. Yani şimdi bunun yanında Odin oynayamıyor ya da Odin'i çekemedi. Sondaki iki hamle biraz zayıf kaçıyor. Her ne kadar çok bu dahice bir hamle olsa da. Güzel. Evet. Bakalım burada ne yapıyoruz? World. Ay, rakibin destesiyle oynayacağız. Acaba rakip de mi ongoing oynuyor acaba? Kolossus geldi. De bu tarz kartları eklemenin amacı hani eğlence faktörünü arttırmak ama bazen can sıkıcı olabiliyor. Her iki tarafında benzer gibi destesi, o yüzden çok belki ahengi bozmayabilir. Burada da reveal yeteneği yokmuş orta sırada. Rakipte şeyli Kaptan Amerika var. Güzel çizimi. Şimdi ben Mr. Fantastic tabi sol sağ tercih ediyorum ama sağ tarafa koyacak pek güçlü kart yok gibi. Belki de yani orta sırayı şişirebiliriz. Orta artı sağ sıra yapabilirim. Şimdi burada reveal olmadığı için rakip oynayamadı ikinci tur. Bu müthiş yalnız. Maliyeti bir azaldı. Opponent gaza geldi bir anda. Bunu yana koyacağım. Namor'u koydu. Namor orada tek başına ne kadar götürecek işi. Şimdi Namor'u bozması lazım. Şimdi iki şey zaten yapmaya çalışıyoruz. Bu çok ideal aslında. Karşıma kart koymadı değil mi? O da enteresan. Bu buraya girecek zaten belli. Hala iki turumuz var bu arada. İki tane Namor. Ha, benim Namor'u çekmiş. Ya da oldu bu. Çok yanlış hamleler bunlar. Kötü oynuyor rakip. Niye snap etti? Ben de snap ediyorum. Madem herkes snap ediyor. Şunu galiba en son oynayacağım. Ya da şimdi bunu bırak bir kere buraya oynayalım. Bunu buraya zor bir durum. Şöyle yapacağım.
Iron Man burayı şişirecek iyice. Spectrum. Bu reveal'da tabii şimdi bir tur kaçırmış oldu Spectrum'u. Ha, sıfır çektik. Evet, şimdi durum ilginç tabii. Şimdi bu buraya kesinlikle. O 4 puan çünkü. Bu da buraya. Bu da buraya gibi. Yoksa bir dakika değişik mi yapsak? Şimdi sağ taraf çok kuvvetlendi. Ya da bunu buraya mı koysam? Bir dakika, şimdi orta yeri kaybedeceğiz gibi çünkü. Dakika, şimdi sırayı değiştirelim. Tamam, onu oraya koyduk. Geri alamıyor mu ya? Bu ne saçmalık? Geri şu şekilde alıyoruz. Bunu da geri alalım. Bir daha düşünelim şimdi. Bunu da alalım. Şimdi bu buraya. Ardından bu çok bir şey ifade etmiyor. Şöyle yapalım. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya olsun. 5, 6. Ve bu da buraya olması lazım. Bir tane daha oynadı. Benim şeyi çekmiş. Çift spektrumu çekmiş ama sondaki dağıtım bu böyle doğru yaptı. Nasıl olsa çünkü sağ tarafı alıyorum. Ortayı da kaybedeceğim gibi. O nedenle sola yüklendim. Böylece garantildik. Sol tarafta hiç kart olmadan bir anda Nightcrawler ve benzerleriyle oyunu aldık. Şeye de bakarsanız işte burada Ant-Man 5 puan. Punisher artı 4 puan. Nightcrawler artı 3. Captain America artı 3 alıyor. Fantastic'ten gelen de her iki tarafa ikişer puan var. Gayet iyi şey yapmış olduk. Yani burada Iron Man biraz şey kandırma gibi oldu. Buradaki şey yani Claw yan tarafı 6 veriyor. Mr. Fantastic 2 veriyor ve sadece neredeyse Colossus'un gücü bu kartların boost'uyla 22'ye çıkıyor. Colossus'un kendi 3'ü var. Claw'dan 6 9, Fantastic'ten 2 11, Iron Man çarpı 2 22. Tek kartta buradaki Namor'u geçtik. Hepsi tabii boostlayınca. Evet, özette güzel bir maç oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Stark Kulesi. 5. turdan sonra tüm buradaki kartta artı 2 var. İyi, oynayalım buraya o zaman. Angel. Bu yok olunca bir şey oluyor değil mi? Elimizdeki şu kartlar artı 2 verdi. Yeni çektiğimiz karta vermedi. Şimdi bu 2'ye düşüyor. Eğer rakipte 4 kart varsa. Colossus oynayalım o yüzden. Bir dakika, bu bir dakika şey oldu, ekstra boost aldı, yanlış söylüyorum. Bunu oynayalım. Hoppa, gitti. Evet, ben gitti. Burada biraz değer kaybetti. Rakip açısından iyi değil bu. Rastgele çünkü bir kart koydu buraya. Burada bunu oynayacağız. Ortaya. Her iki tarafı besleyelim. O da aynı şeyi yaptı. Onun boostlanmış hali. İlk orijinalde elde varmış. Benim gibi sonradan çekmedi. Ah, kötü bu. Şimdi bu durumda bir puan kaybediyorum şeyden. Mana eğrisinden.
Böyle oynuyorum. Biraz tuhaf kartlar kullanıyor rakip. Oo, yanlış şey çektik. Şimdi ortayı verdik zaten. Sağ tarafı da aldık gibi. Herhalde bunu benim sağ oynamam lazım. Ya da bu da oynanabilir buraya ama. Burada 7 yani puan olarak geçiyorum buraya. Buraya kart oynamazsa burayı alırım ben. Yan tarafı artı 4 veriyor. Bence bu daha iyi bir şeyden, daha stratejik gibi. Bir yandan da hepsine 2 veriyor. Bunların hepsi ongoing. 3-5 yani acayip puan var burada da. Böyle de yapabiliriz. Claw yerine böyle yapsak. Bence bu daha mantıklı. Bilmiyorum ki, büyük ihtimal çünkü oraya oynayacak kartını. Tamam, doğru tahmin ettik. Aa, yalnız bundan alabilir maçı. Yırttık, eşit mi? Yok. O ne oldu orada? Evet, doğru yaptık hesabı. Bu tarz deseler güzel. Özellikle sonda şey oynarken çok keyifli olabiliyor. Spectrum eğlenceli bir kart. Şimdi şöyle bir maç sonunda bir değerlendirmesini yaparsak burada zaten şu kartları şey yaptık, şişirdik. Ant-Man'i yok ettiği için dördüncü kart koymaya ihtiyaç hissetmedim. Lizard rakip buraya dört kart koymadığı için ekstra puan aldı. 3 puan kazandım. Captain America her kart için birer güç sağlıyor ve bu da çarpı 2 yapmakta. Buradan bir de şeyle gelen zaten Sentry'nin Spectrum'un boost'uyla bu taraf 52 gibi çok yüksek bir rakama ulaştık. Bu da tabii sürpriz bir şekilde orta şey mekanı aldık. Çünkü normalde strateji hani her iki tarafıydı ama rakibin stratejisi de o şekilde olduğu için ben burada son hamle olarak Spectrum'u buraya koydum. Böylece ne oldu? Diğer tüm kartlara 2 boost attı. Yani buradaki toplam değer karşıyı geçti. Burada ama yani neredeyse geçiyordu. Mesela şu son hamlede Ironheart 3 tane diğer birime 2 vermekte. Hem Fantasy'ye, şimdi Fantasy'ye verdi. Bir de Angel'a verseydi rakip kazanırdı. Ancak tabii hani böyle bir şeyin de olma olasılığı düşük açıkçası. Çünkü 3-6 tane kart var. Hani iki kartın alt, yani altı kartın ikisinin aynı mekanda olması çok az şey bir olasılık değil. Burada da sadece Punisher şey oldu bir miktar. Hani yüksek puan getirip rakibi buraya oynatmaya zorladı. Burada şeyi gördün. Scarlet Witch'in biraz gereksiz olduğunu. Burada zar attı hani benim işime yaran bir mekan gelir mi ama açıkçası Scarlet Witch bu tip durumlarda çok etkili değil gibi gözüküyor. Evet, bu da son videomdu. Oynanış videosuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu izlediğiniz destek kılavuzu. Buna benzer destek kılavuzları gelecek. İlk odaklandığımız destek tipleri bir numaralı kart havuzundan olacak. Daha sonraki ileriki haftalardaki videolarda ben de kart ekledikçe değişik şeyler, sinerjiler size göstermeye çalışacağım. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir başka duello videosunda umarım tekrar görüşürüz. Hoşça kalın ve ben tuşuna da basmayı unutmayın diyerek bir de gösterebilsem kamera. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.